Şimdi Mehmet Seyrek yayınımıza katılıyor. Bu gece önemli bir gece, bu gece özel bir gece, bu gece hayırlı bir gece. Mehmet Seyrek'in yanında misafiri de var bu geceyle ilgili bizlere bilgiler verecek olan. Mehmet Seyrek seni dinliyor. Mehmet Seyrek seni dinliyoruz. İyi sabahlar Erkan Tan. Bizler bu sabahı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde karşıladık. İmsak sonrasında mukabele, sabah namazı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi. Tabii Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Baş İmam Hatibi Ferruh Muşter hocamız konuğumuz olacak bu sabah. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hocam tabii Kur'an-ı Kerim tilavetinizle, dualarınızla bütün cemaati cezbettiniz. Şimdi bu günün önemini nasıl anlayacağız, nasıl değerlendirmemiz lazım? Öncelikle bizi izleyen, dinleyen bütün milletimizin, kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Yine bugün inşallah idrak edeceğimiz, ihya edeceğimiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecelerini tebrik ediyorum. Ve yine inşallah bu gecenin sabahında günahlarımızdan arınmış bir şekilde bayrama doğru yol almayı Mevlamızdan, milletimiz adına ve İslam alemi adına niyaz ediyor ve diliyorum. Tabi Rabbimizin engin rahmeti ve merhametinden dolayı yaratmış olduğu önemli zaman dilimleri vardır. İşte Ramazan-ı Şerif bunlardan bizim bir yıl boyunca beklediğimiz, özlemle beklediğimiz Ramazan ayı, oruç ayı, Kur'an ayı, Ramazan-ı Şerif ve yine içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirilmeye başlandı. Kadir Gecesi. Nedir bu? Düşündüğümüz üzerinde biraz durduğumuz zaman Rabbimizin bize olan merhametidir. Biz aciz, günahkar kullarının affına, mağfiretine vesile olması adına tercih ettiğimiz, tespit edilen önemli zaman dilimleridir. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'i en güzel bir şekilde yaşamak, oruçlarımızı tutmak, Kur'an'la bol bol meşgul olmak, yine 84 yıllık bir ömre bedel olan Kadir Gecesi'ni, o geceyi uyanık bir vaziyette ihya etmeye çalışmak ki Hazreti Ayşe validemiz, sevgililer sevgilisi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, bu geceye rastlarsam nasıl, onu nasıl ihya edeyim? Ya Ayşe, Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet diye dua et buyurmuş. Dolayısıyla af gecesi, mağfiret gecesi, yapmamız gereken bol bol tövbe istiğfarda bulmak, geçmiş günahlarımız, hatta gelecekte muhtemelen işleyeceğimiz günahlardan uzak durma adına Rabbimize yalvarış ve yakarışta bulunmak. Bu gece özellikle Kur'an'la birlikteliğimizi çoğaltmak, Kur'an'ı öğrenmemiş isek öğrenme konusunda azmetmek çoğaltılabilir. Geçmişte kılamadığımız namazların kazasını en azından bir günlük kaza namazı kılmak, bol bol kelime-i tevhid, ihlas sureleri, bildiğimiz sureleri okumak suretiyle sabaha doğru, sahura doğru yol almak. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlerin de Kadir Gecesi'ni tebrik ediyoruz inşallah. Tabii bizler Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sizleri dinlemeye devam edeceğiz i̇nşallah. Diyelim. Her zaman bekleriz. Erkan Tan, bizler de bu harika atmosferden, bu maneviyat ikliminden sözü tekrar size bırakalım. Allah dualarımızı, ibadetlerimizi, şükürlerimizi, zikirlerimizi kabul buyursun inşallah. Burası A Haber Sabah Ajansı devam ediyor.